Herkese günaydın. Saat şu anda 7.28 ve bugün pazartesi, okula gitmek için uyandım. Ve bu hafta bayağı yoğun bir haftam. Hem okula gideceğim, hem bir dünya işim var. Hem böyle saçımda bazı değişiklikler yapacağım. Hem hafta sonu bir konser var. Dedim ki pazartesinden itibaren, hafta sonuna kadar, pazara kadar tüm çekebildiklerimi, kaydedebildiklerimi kaydedeyim sizin için. Böyle benimle bir hafta tadında bir şey yapmayı düşünüyorum. Şu anda başladım. Ve okula giderken uyandığımda ilk önce tabii ki de ilk yaptığım şey kahve yapmak oluyor. O yüzden hem burada böyle sizinle konuşayım, hem biraz açılayım sabah sabah. Çünkü sesimin haline bakar mısınız? Sabahın 7.30'unda aynen bu şekilde oluyorum. Normalde kahvaltı etmeden çıkıyorum, yani daha doğrusu bir tane muz falan yiyip çıkıyorum ama. Bakın şimdi ne yapacağım. Tada! Sabah sabah yaptığım şu çılgınlığa bakar mısınız? Normalde bir muz yiyip çıkıyorum. Şu an bunun içinde fıstık ezmesi, Nutella ve muz var. Yani sabah sabah kendimde bunu hazırlayacak enerjiyi bile nasıl buldum hiçbir fikrim yok ama. Neyse. Günaydın tekrardan. Evden çıkıyordum ki şunları gördüm. Bakar mısınız halime? Çünkü son 2 haftadır sadece sanırım 5-6 saat uyuyorum. Şanslıysam 6 saat. Ve çıkmadan gerçekten 1 dakikamı şu anda buna ayırmaya karar verdim. Birazcık kapatacağım. Ölü gibiyim çünkü ya. Sanırım biraz daha iyi. Ama evet. Birazcık da şöyle dudaklarımı. Mac'in mokasını değdiriyorum. Yes. Şimdi odama gidiyoruz. Şuradan gömleğimi alacağım. Bunu belime bağlayacağım çünkü. Hatta kamerayı şöyle çevireyim. Buradan da çantamı alıyorum. Ve artık evden çıkacağım. Burada ışık ne kadar kötüymüş ya bu arada. Sabahın köründe bile. O zaman hadi gidelim. Geç kaldım. Şimdi Taksim metrosundayım. İTÜ Ayaza durağına gideceğim ki 20 dakika falan sürüyor. Saatte 8'e 10 geçiyor ve çeyrek geçiyor. Yani metrodan çıkıp dersliğe koşup yürümeme neyse bir 5 dakika geç kalsam bir şey olmaz herhalde. Gerçi kuantum hocası 5 dakikada da bütün tahtaları dolduracağını umarım izlemiyordur. Saat şu anda 8.35. Bence çok da geç kalmadım. Kesinlikle 102 değil. Babam başka bir şey işlemiyor şu an. Vize başvurusuna gideceğim için son bir belgem kaldı. Öğrenci belgesi almaya gideceğim. Öğrenci belgemi alıp direkt Harbiye'ye vize başvuru yerine gidiyorum. Görüşürüz. Üstümdekileri size göstermedim bugün. Şöyle. Tam bir pazartesi ya. Üstümde sweatshirt, altımda tight, belime bağlanmış bir gömlek ve spor ayakkabısı. Belgemi aldım, metroya indim. Lütfen dikkat. Can güvenliğiniz hızlıca vizelendirme yetişmem lazım. Bu arada nereye gideceksin diye soracak olursanız, ikinci evim olan Viyana'ya gidiyorum. Ece'nin yanına gideceğim çünkü 15 Ekim doğum günüm. 13'ü Cuma'ya denk geliyor, 13'ünün akşama gideceğim Viyana'ya. Hafta sonu doğum günümü kutlayıp gelmeyi düşünüyorum geri. Hem bir değişiklik olur benim için, hem de bu okul yoğunluğundan böyle birazcık uzaklaşmış olurum o hafta sonu. Sonunda evdeyim. Vizeme başvurdum. Koştur koştur geldim. Bu arada üzerimdeki sweatshirt'ü giydiğime o kadar pişmanım ki. Çünkü sabah hava böyle 17 derece falandı.
öğlen 25 dereceye çıktı. Bir de ben de böyle oradan oraya, oradan oraya savruluyorum diye sanırım. Ter içinde kaldım. Şimdi eve geldim, bugün başka dersim yok. İki tane video çekeceğim. Birkaç tane böyle mesaj almıştım. Yediğin öğünleri de paylaşır mısın böyle bir hafta boyunca neler yiyorsun sabah kahvaltıda, öğlen, ne bileyim akşam yemeğinde falan. Şimdi ben bu bir haftamı kaydedeceğim için sürekli. Zaten sürekli elimde kamera olduğu için ister istemez doğal olarak yediklerimi de görüyor olacaksınız. Sabah mesela gördünüz zaten. Şimdi de vaktim olmadığı için aslında böyle vaktim olsaydı kendime güzel bir ton balıklı salata yapmayı düşünüyordum. Ama şu anda vaktim yok. Hemen video çekmeye geçmem lazım ki ışıkları toplamıştım. Bazen ofiste çekiyorum çünkü. Şimdi o ışıkla tekrar kurulması falan gerekiyor. Neyse. Vaktim olmadığı için protein bar yiyeceğim. Bir de böyle işte müsli, yoğurt ve elimde bulunan meyvelerle işte üzüm falan koyarım, ananas falan koyarım evde ne varsa. İçine öyle bir şey koyacağım. Hem sağlıklı olacak hem de bayağı beni tok tutar. Meyve de yediğim için şekerim de yüksek olacak. Zaten protein barlar falan da beni inanılmaz tok tutuyor. Sütlü bir kahve içtiğimde bayağı tok tutuyor beni. Yani 1-2 saatimi kurtarıyor öyle diyebilirim. Şimdi hava sıcak diye, hala havalar sıcakken ice olanını içiyorum. Ama kış geldiğinde de ice değil de normal latte ile deneyeceğim bakalım. O da tok tutacak mı beni? O düzenli evim Instagram'dan görüyorsunuz. Bakın ne hale geliyor. Şuraya bakın. Yine her yer her bir yerde. Neyse ben şimdi iki tane video çekeceğim. Bir tanesi 50 TL makyaj videomda zaten sormuştum bunun 100 TL'sini falan ister misiniz diye. 100 TL'sini çekiyorum. Bayağı bir çıldırdım bunu çekerken. Bunun bir de 1000 TL'sini çekeceğim. Muhtemelen bilmiyorum, onu bu videomda soracağım. 1000 TL'lik olanı ister misiniz diye artık verdiğiniz cevaba göre bir de onu çekerim. Neyse bir de favoriler çekeceğim. Ben şimdi gidiyorum. Hemen videolarımı çekeyim. Vakit kaybetmeyin. İki tane videoyu çektim. Bitti. Hemen arkadaşımla buluşmam gerektiği için tabii ki de arada da hiçbir şey atıştıramadım. Şimdi az önce size bahsettiğim şey yapacağım. Yoğurt, müsli, kara üzüm ve elimde yaban mersin var. Onları karıştırıp hızlıca yemeyi düşünüyorum. Bir de elimde şöyle bir reçel var. Mandalina reçeli küçük. Bunu Amalfi'den satın almıştım denemek için. Bari dedim o kadar tatsız tuzsuz olmasın. Birazcık da yoğurdun içine onu karıştırayım dedim. Şimdi onu hazırlayacağım. Şöyle. Biraz ananas da buldum. Onu koydum. Hemen hızlıca bunu atıştırıyorum. Hemen üstümü değiştirip çıkmam gerekiyor. Muhtemelen tişörtümü tutarım. Altıma pantolon ve üzerime kot çekip ki dışarısı bayağı bir seri gözüküyor çünkü. O zaman bye bye. Hazırlandım. Dışarı çıktım ama bayağı fırtına çıkmış. Öğlen eve girerken bayağı ter içinde gelmiştim. Sweatshirt'ımı falan terlemiştim ama fırtınalar çıkmış resmen. Neyse. Tabii ki de vazgeçilmez şapkamı taktım. Ve normal siyah bir yine pantolon giydim. Tişörtüm az önce aynısı. Deri mont ve bu çantamla hayatıma devam etme kararı aldım. Zorlu'ya geldim. Zanzibar'a çıkacağım. Ama nereden çıkacağım hiçbir fikrim yok. Sanırım şu aradan çıkılıyordu. Şu an dünyanın en karanlık yerindeyiz Merve ile. Aynen. Masamız falan asla gözükmüyor. Ama olsun, ben yine de kaydedeyim dedim. Aa, burada ışık var. Kendimi böyle çekebilirim. Günaydın. Şimdi okuldayım. Dersim 8.30-10.30'tu. Şimdi çıktım saat 10.30. Elektromanyetik teori dersi vardı. Oh, hava böyle. Yani şu hale bakar mısınız? Yağmurlu ve şu montumu yine aldığım için giymek için çok heyecanlandım ama yani biraz fazla bence galiba bu hava için. Yani normal bir kot ceketle giyilebilirmiş bu kadar da. Dondurucu soğuk yokmuş. Bu arada şu merdivenler benim lookbook videomun ilk partını çektiğim kısım. Dersim bitti. Şu an havanın durumuna bakar mısınız? Sabahki havadan kesinlikle eser yok. Bu haldeyim şu anda. Gözümü açamıyorum. Neyse ben şimdi metroya gidiyorum. Oradan koşa koşa markete akşam için bir şeyler alacağım. Tam videoyu çekmeye başlıyordum. En yakın arkadaşım bana gelecek diyordum. Kapı çaldı şimdi. Gel gel, vlogdayım. Evet, burada karşılıyorum seni.
AVM'cime gidiyorum. Uzun süredir gideceğim bir türlü gidemedim. Yok yurt dışına çıktım geldim, okul başladı bir türlü ayarlayamadım. Edi'ye gidiyorum şimdi, Edi Ordu. Biliyorsunuz ki şu iki dövmemi de o yaptı zaten. Şu sadece alt kısma kadar dövmem var. Şurada yani alt kolumda. Şimdi onun üstüne devam edeceğiz. Ne istediğimi söyledim. Çiziyordu bir şeyler en son. Şimdi gittiğimde bakacağım bakalım. İstediğim gibi olmuş mu olmamışsa belki bir küçük oynamalar falan yaparız. Şimdi Edi'ye geldim. Zaten az önce de demiştim şu kolumun üstüne devam ediyoruz. Burada böyle bir şeyler karaladık hani bitiş yerlerini falan nasıl ne gelecek diye. En sevdiğim çiçeği yaptırıyorum bu arada. Peony. Türkçesi biraz komik olsa da şakayık Türkçesi. Artık o kadar alışmışım ki arka plan oluşturup hemen böyle YouTube videosu çekmeye. Sizi şimdi bir yere sabitledim. Dövmeler hakkında çok fazla soru alıyordum. Aslında ben bunun için özel bir video yapmayı düşünüyordum. Hem belki dövmelerimin anlamlarını anlatırım, işte acıdı mı acımadı mı, nasıl karar verdim falan diye. Dedim ki hazır yaptırıyorum. Böyle bir vlog çekeceğim. Benimle bir haftanın içine zaten koyacağım. Bunun hakkında da birazcık sohbet edelim istedim. Şimdi öncelikle bu yaptıracağım benim 4. dövmem. İlk yaptırdığım dövme şurada bir smile yazıyor. Şimdi üstündekinden dolayı açıp gösteremeyeceğim ama elimde fotoğrafları falan bulursam zaten eklerim videoya. İlk dövmem benim smile yazısıydı. Şu kaburgamın üzerine yazdırmıştım. 5 dakika sürmüştü. Ama hem ilk dövmemin verdiği heyecanla böyle smile yazısının neresine acımaya başladı? Tam böyle kemiğin üstüne geldi bir kısmı. 5 dakika sürmesine rağmen gözümden yaş gelecekti. Bence yaptırdığınız yerin de birazcık önemi var. Ne bileyim şu bilek kısmı, ayak bileği, içi çok acıyormuş. Benim oralarda dövmem yok neyse ki. Neyse daha sonra zaten dövmeye olan ilgim vardı. Ve şuraya şöyle kalkıp göstereyim. Bu benim 2. dövmem. Yarım mandala. Bu böyle çok zarif geliyor. Dantel gibi. Burada da şöyle gül var. 2 tane ve yanından şöyle altına doğru ahtapot kolları çıkıyor. Çok fazla anlamlarına girmeyeceğim aslında ama çiçekleri zaten seviyorum. Küçüklüğümden beri babaannemin bahçesinden dolayı sürekli beraber böyle gülleri falan sulardık. Bana öyle şeyleri anımsatsın diye yaptırmıştım. Şimdi de en sevdiğim çiçeği yaptırıyorum. Az önce de söyledim. Peony, şakayık. Buraya bir tane, tek bir, yani muhtemelen sanırım ona karar verdik. Belki yanına bir küçük peony daha koyabiliriz bilmiyorum ama buralardan böyle yapraklar gelecek. Şöyle göstereyim. Acıma kısmına gelirsek de şu 2. dövmemde yaptırırken o kadar korktum ki acıyacak diye. Çünkü şurası gerçekten çok ince bir deri ve dedim ben bence bayağı durulamayacak kadar acıyacak. Hiçbir şekilde acımadı. Sadece şurası birazcık acıdı ki benim tenim çok hassastır, acı için falan düşüktür yani. Bayağı korkmuştum ama sadece dediğim gibi şurası acıdı. Bir de şu kısmım birazcık herhalde damarın üstüne geldi diye çok hafif kanamıştım. Bu dövmemde neredeyse şuraları hiçbir şekilde acımadı. Ama burası yine muhtemelen şu dirsek kemiğimin üzerine geldi diye dedim ki ne olur bitsin. Yani artık bitsin bu kısım. Şurada bir tane kalp görüyorsunuz. Bunu öylesine kondurduk. Sadece aklımızda bir fikir var. Annemin anısını bir böyle old school kalp yaptırabilirim içinde böyle man yazan. Onu henüz karar vermedim. Dövmemin bitmiş hali bu şekilde. Biraz kızarıklığının geçmesini bekliyordum çekmek için. Şimdi bahsettiğim şuraya minik bir kalp yapacağız. Son burası kaldı. Bu da bitmiş hali. Şöyle son halini de göstereyim. Dövmelerimi yaptırdım, eve geldim. Şu halime bakın. Yarın sabaha elektromanyetik teori ödevi yetiştirmeye çalışıyorum ve saat şu anda 2:30. Dedim ki her şeyi çekiyorum. Bari bu acımı da çekeyim şu an. Bugün 4. gün. Perşembe. Şimdi Nişantaşı'na geldim ve Ertuğrul'la buluştum. Merhaba.
Benim harika fotoğraflarımı Ertuğrul çekiyor bu arada. Sürekli etiketliyorum da. Şey oldu. Şımardım. Şimdi okuldan çıktım. Harbiye'ye gittim. Pasaportumu aldım bu arada. Vizem sonuçlandı. Vizem çıktı. O iş tamam. Şimdi bir şeyler çekeceğiz. Şu turuncu kazağımı yeni aldım. Bir de birkaç bir şey daha vardı. Hazır dedim Ertuğrul'u yakalamışken. Kitleyeyim onu. Nişantaşı'nda birazcık çalıştırayım. Üstümü değiştirdiğimde falan da böyle bir kamera arkası görüntü gibi bir şeyler çekerim belki. Evet. Bu arada bugün aşkımla anlaşmadık, sözleşmedik. Ben şu H&M'den aldığım Rugan eteğimi giydim. Bakın. Ben de. Ve o kırmızı kazağıyla kombinlemiş şurada. Ben de turuncuyla kombinledim baya. Ve çizme mi giysem acaba diye düşünüyordum. Daha sonra şu çorap kısa butilere karar vermişim. Çizme de giysem aynı olacaktık. Heyo. Bugün 5. gündeyiz. Cuma. Okula gittim. İlk tane bir yüzüm var. Biri güzel geçti. İkincisi diyelim. Şu anda bu müzikte beni nasıl duyabiliyorsunuz bilmiyorum ama garaja geldim. Son durum bu. 25 dakika. 25 dakika mıydı? 25 dakika. Kameraya çeviriyorum. 25 dakika. Şimdi yıkandı. Yıkayacağız. Bir de bu saçı yaptıktan sonra bir ya da ikinci yıkamada daha güzelleşiyor. Çok fazla parlak. Evet. Aynen, daha doğal oluyor. Aynen. Geçen yıl da öyle olmuştu. Bu arada saçım geçen yıl ilk boyanda da falan olmuştum yıkandığında saçım. Böyle bir alışması garip oldu. Bunu herhalde o kadar özlemişim ki gördüğümde evet ya bu dedim yani gerçekten. Hani o hiç şaşırma ifadesi falan olmadı yüzümde. O kadar alışmış yani benim de geçen yıldan beri. Çok özlemişim. Şimdi saçlarımı yaptık. Kaşlarımı boyuyoruz. Şu haline bakın. Bu şekilde. O kadar özlemişim ki bu rengi. Ahmet ellerine sağlık. Sağ ol. Günaydın. Bugün cumartesi, 6. gün. Erkenden uyandım çünkü dün erkenden yattım. O kadar yorulmuşum ki bir önceki gün ders çalışıp 3 saat uyuduğum için. Çok enerjim ya, az uyuyunca inanılmaz enerjik oluyorum diye gün içinde geziyordum akşam. Enerjim öyle bir bitti ki. Ya uyusam eve geldiğimde yani 8 gibi falan da uyurdum da. Biraz böyle ev işlerimi falan hallettim. Saat 10.30 olmuşum, bayıldım gerçekten. Bugün de 9.30'da uyandım, bayağı 11 saat uyumuşum. Şaka gibi. Neyse iyi geldi. Çünkü bu akşam Vega konseri var. Vega konserine gidiyorum. Birazcık enerji toplasam iyi olacak. Hava da bayağı bir yağmurlu ama bilmiyorum nasıl olacak. Bu arada İstanbul'a ilk geldiğim zaman yani 7 yıl önce falan ilk Vega konserine gitmiştim. Ondan sonra zaten yeni albüm de çıkarmadılar. 7 yıl aradan sonra tekrar yeni albüm çıkarmışlar. Yani ilk dinlediğimde dedim ki hiç değişmemiş. Tam böyle ilk iki albümleri gibi tamam sustumdu sanırım bir albümün adı. Bir tanesi de Hafif Müzik. İkisine de bayılıyorum. Şimdi Deli'nin Yıldızı adlı bir albüm çıktı. Zaten gördüğüm gibi direkt konser biletini kaptım. Bulacağım arkadaşımla gidiyoruz. Bu arada tabii ki de bir de saçlarımın böyle gün ışığında nasıl göründüğünü size göstermek istedim böyle bu erken saatlerde. Çünkü dün vlog çekerken hava bayağı bir kararmıştı. Yapay ışıklarda falan da bir garip gözükmüş olabilir. Doğal hali böyle. Ben bayıldım. Ama şöyle bir şey var. Sarıda, yani sarı saçta yaptığım makyajı şu anda bu saça yapamayacağım. Hangi renkleri kullansam diye düşünüyordum. Geçen yıl bunu yaptırdığımda biraz daha akmıştı. Daha soğan kabuğu gibiydi. O zamanlar daha böyle ruj olarak kırmızı tonlarını falan da sürebiliyordum. Ama dün bu saç yapıldıktan sonra selfie çekecektim. Instagram'da paylaşmak için kırmızı ruj sürdüm. Korkunç oldu. Bilmiyorum ya da yüzümde hiç makyaj yoktu ama dün belki de o yüzden mi garip durdu acaba? Bir de şunu fark ettim. Sarı saçta yüzüm daha böyle soluk duruyordu sabah uyandığımda. Bilmiyorum şimdi nasıl gözüküyor.
Gerçi vlogu baştan sona izlerken hem bunun şeyini de bir yapabilirsiniz, yorumunu. Sabah uyandığımda sarı saçta daha böyle hani sanki soluk, yani yüzüme bir şey sürmem gerekiyormuş gibi hissettiriyor. Ama şu anda sanki bilmiyorum, saçım bayağı bir renk kattı ya. Yani makyaja gerek kalmıyormuş gibi hissettim gerçi şu göz altlarıma. Konuşmak istemiyorum. Uykusuzluktan ve koşturmaktan, yorgunluktan. 3 haftada çöktü ya yine. Bu arada böyle 2 yıl önce falan okula inanılmaz yoğun bir şekilde çalışırken göz altlarım çok kötüydü. Sonra birazcık okula ara verince göz altlarım toparlandı. Olayı bu bence. Ders çalışmak itiyor. Göz altlarımı morarttı resmen. Gördüğünüz gibi dövmelerim şu anda bantlı. Biraz iyileşme sürecinde oldukları için su gelmesin diye üstü böyle. Kaplı şu anda. 3 gün durması gerekiyordu. Akşama doğru çıkaracağım bantları. Bilmiyorum nasıl olacak. Çünkü zaten şuraları hala acıyor. Şuradaki dövmem. Bu da bayağı bir yani çıkmayacak gibi. Hiçbir fikrim yok. Ağlayacağım sanırım. Vlog izleyenler zaten seni hemen tanıyacaklar. Artık seni tanımama gerek yok. Bu arada şu büstiyeri giydim. Üzerime deri montumu alacağım. Altında da böyle bol bir pantolon var. Yüksek bel. Rahat bir şey seçtim altım için. Konserde de bayağı böyle terlediğim için üzerime yani giyip çıkarılabilecek tarzda bir şey seçtim. Tabii ki de büstiyer. Benim olmazsa olmazlarım. Bu ışıkla hiçbir fikrim yok. Ama konserden de bir şeyler çekmek istedim. Şimdi geldik. Resmen blogger eventine döndük ya. Gelip belimi görmek. Roskilde'den beri. Şuraya bırakıyorum. Linkini. Şuraya. Şuraya aynen. Roskilde'de. Koyuyorum. Öyle bir video yok ama bırakıyoruz. Çıkartıp tekrar yenisini takacağız. Şu anda biraz yakınlaşayım. Bayağı döküldüler. Bayağı uzun süredir kullanıyorum. Sanırım bu hafta 6. haftam. Tabii İtalya'ya gitmeden önceki hafta yaptırmıştım. Ve ilk yaptırdıklarım çok uzundu benim, biliyorsunuz zaten. Böyle birbirlerine falan giriyorlardı uzunluktan ve kirpiklerim taşıyamamıştı. Böyle birazcık göz kapaklarım düşük gibi duruyordu. Önce yaptırdığım daha doğal ve daha güzel olmuş. Şimdi tekrar aynısını yaptıracağım. Bakalım birazdan farkı görürüz. Bu arada işlem yapılırken kaydedemeyeceğim çünkü o esnada gözlerim falan kapatılıyor, bir sürü bantlar falan oluyor. Kaydedemeyeceğim ama artık bitmiş, aynen beraber görürüz. Selam, ben şimdi eve geldim. İpek kirpiklerimi yaptırdıktan sonra bayağı koşa koşa eve geldim. Market alışverişi falan yaptım. Bir de gözlerim çok kızarıktı. İlk yaptırdıktan sonra hem yapıştırıcıdan dolayı hem de böyle 2 saat falan gözüm... 2 saat sürüyor bu arada, 1,5-2 saat. Hem bantlardan dolayı böyle 2 saat yatmaktan gözlerim kıpkırmızıydı. Biraz bayağı gözlerim yaşar dedim. Hem eve kadar geleyim, evde birazcık o kızarıklığı falan geçmiş olur. Daha net anlaşıldı. Çünkü böyle gözlerim falan dolup ağlıyordum yani. Gerçekten gözlerimden falan bayağı bir yaş geldi. Neyse, bu da artık kaçıncı yaptırdığım ipek kirpiğim o? Aynen, 3. bu. İlk yaptırdığım çok uzundu. Bu şu anda 2. yaptırdığım gibi. Tabii siz şimdi bir önceki halini gördüğünüzde oradakiler bayağı bir dökülmüştü. Ondan sonra ben de bunları görünce bayağı bir yoğun geliyor ama bir iki güne gözlerim alışmış oluyor benim de. Ben yine bayağı sevdim. Sabah yine beni okula giderken büyük bir zorluktan kurtaracak. Sadece göz altlarımı kapatıp çıkacağım. Yarın yeni bir güne uyanıyorum. Bu arada umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer severseniz bu tarzda videoları,
benimle bir hafta ya da benimle bir gün, eğer o günüm çok iyi olsa benimle bir gün olarak da yapabilirim. Ama bu haftam böyle bayağı bir yoğun diye bir sürü şeyler yapacağım diye, işte dövmeydi, saç boyatmaydı falan. Hepsini kaydetmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Bana yorum bırakmayı unutmayın. Bu tarzda videolar gelsin diyorsanız. Sizi öpüyorum. Görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın. Bay bay.